Çok feminen, hem yeri geldiğinde çok seksi, hem zaten çok güzel bir kadındınız. Sanki güzel olduğun için çok kabiliyetli olamazsın. Kapak şimdi. Evet evet evet. Çünkü kulabı <laughs> açıyorum, bunlar yanabilir, bunlar yanabilir, aa bu yeni bunu alayım. <laughs> Gümüşlerle ve kiloluk çikolatalarla gelmedi, bir gofret bir gülle geldi. Vay be tam bana göre adam dedi. Tüm salon alkışlardı, adamın görüntüsünü alkışlarlardı. <laughs> seyrederken gözler yalan söylemez hıdır 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 hıdır, hıdır. gidiyorsun plaki versin ilk oynadığınız ilk oyun aşk oyunu o da yani çok o işte başlaması ne gerek var önce ezberimizi yapıp ben görmek istiyorum Bizan sen vereceğim diye. öpüşün diyor Evet. Çoğu kadın istediğini erkeğine yaptırır. yaptırır. Güzel bir yemek mi sunmak, içkisini mi getirmek, <laughs> sevdiği dolmayı mı pişirmek, güzel bir gecelikle mi karşılamak? <laughs> Artık oralarını sizin <laughs> hayalinize bırakıyorum. <laughs> Demek Metin'in çok kötü bir tarafı vardı. Hiç dedikodu sevmezdi <laughs> ve yapmazdı. Ben severim. Ne olursa ol, rahat olun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım çünkü bir efsaneyi ağırlıyoruz efendim. Nevral Serezli bizlerle. Hoş geldiniz Büyük Usta. <laughs> Teşekkürler. Ee, çok heyecanlıyım. Adınızı duyduğum ilk günden beri konuk gelme ihtimalinizin konuşulduğu ilk günden beri çok heyecanlıyım. Sizi çok seviyorum ve çok saygı duyuyorum. Sevgine tamam <laughs> kabul ediyorum da niye heyecanlısın? heyecanlısın. Çünkü... Yıllardır ortadayım. Olur, Böyle birebir sohbetin tadı başka olacağına eminim. Çünkü siz benim için çok özelsiniz. Bir kere ben Deve Kuşu Kabiri'yi sahnede yani şey İzmir Fuarı'nda canlı izlemiş şanslı azınlıklardan biriyim. Hiç unutmuyorum. Hatta hangi oyunda siz çok iyi bilirsiniz. Hani bir şey vardı ya. Olsa da söyledim, olmasa da söyledim. Bir kalça atarsınız. Psikolog doktor Serra Peksoy. Saygıdeğer bayanlar. Hadi ne? Herhalde Deliyle. ilk oyundu. Aşk olsun, Aşk olsun olabilir, da ilk olabilir. oyun olabilir. Oyundan çıktığım anda sizin o böyle cilveli kalça, iki kalça atışınız ve nasıl güzel bir kadın, nasıl böyle kadın kadın diye böyle gerçekten böyle kadınlığımda hani örnek aldığım isimler varsa onlardan birisiniz. Ay çok teşekkürler. O feminenliğinize hep hayrandım. Hep tabii ki profesyonelliğinize de. Aslında oradan başlamak istiyorum. Evet yani tiyatro, sahne tozu yutmak. Siz e, hem e, çok feminen... Hem yeri geldiğinde çok seksi hem zaten çok güzel bir kadındınız. Yani mesela güzel bir oyuncu olmanın tiyatro sahnesindeki avantajları ve dezavantajları nelerdi? Zaten bunlara ihtiyaç da yok dedi. Senin göğüslerin var, popon var daha ne olsun? Tabii ki sahnede hoş durmak, e, rolün eğer hele öyle bir kadını gerektiriyorsa bu bir avantaj. Hı hı. Ama hep düşünürüm. Şimdi tabii yaşlandıkça insan kendine aynada gördükçe Hı -hı. ya eskiden ben neydim ne Hı -hı. oldum günlerine şey dönüyor ve şöyle düşündüm hep o güzellik bana çok şey kattı mı Hı -hı. hayır çünkü oyunculuğumla çalışkanlığımla Disiplinimle hep bir yerlere hı. geldim ve bir şeyler elde ettim diye düşünüyorum. Aksine daha çok çalışmanız gerekti belki de değil mi? Kendinizi evet çünkü daha çok negatif için. enerjiyi de alıyorsunuz. Hı hı, Hele gençlik diye yıllarında bir şey tabii ki e, her konuda olduğu gibi. Bir de sanki güzel olduğun için çok kabiliyetli olamazsın hı. gibi bir e, şey de var, düşünce hı. de var. E, yıllarca bunu hep e, güzel kadınlar yıkmaya çalıştı. Hı hı. Bunların en önemlisi benim için Marilyn Monroe'dur. Çok iyi bir oyuncudur. Çok iyi bir aktristtir. İyi e, iyi bir komedyen aynı zamanda ama o kadar seksi, o kadar güzel ki Amerikan sinemasında hep öyle rolleri verip sanki o iyi bir oyuncu değilmiş gibi. Değil mi? E, hissedilmiş. Hatta Misfits filminde e, oyuncu koçuyla çalışmış çok heyecanlanmış, çok ciddi bir rolün içinde ben bunu yapamayacağım diye de sinir krizleri geçirmiş sette. Hmm. Onun hayat hikayesini hmm. okumuştum. Laurence Olivier ile bir e, filmde karşı karşıya geliyor. Laurence Olivier çok önemli bir İngiliz aktörü. Onu biraz küçümsüyor sette. Hmm. Marilyn Monroe'yu. Hmm. Ve oyunculuğuna böyle hafif içten gülerek bakıyor. Hmm. E, sonra film piyasaya çıkıyor. A steam traction engine in Hampton Court Maze. Accident. <laughs> What? What? Ama işte gene de bir İngiliz aktörün büyüklüğü itiraf ediyor. Yeah film boyunca o yanlış yapıyor ben doğruyum diye düşündüm ama onun yaptığı doğruymuş diyor. Ne güzel ne kıymetli bir itiraf. Ne güzel bir kapak şimdi. Evet evet <laughs> evet. Çünkü an, yani onun o oyunculuğu, o saf hali, o şey hali, sempatik halini küçümseyerek bakmış. Filmde bir seyretmiş ki kadının yaptığı <laughs> <Doğruymuş>. doğru. <laughs> bir de şey de vardı bizde hep. Hani güzel kadın komedyen de olamaz. Tabii. Muhakkak hani birazcık deforme olman lazım ki güldürebilesin. Hiç bunların hiçbirinin oyunculukla veya da dramla veya komediyle hiç alakası yok yani. Evet siz bunları da çekmişsinizdir yani. E tabi. Yani çünkü yok yani öyle bir büyük bir hani karikatürize bir ifade yani, yok. Karikatürize zaten yok. komedi sevmeyen bir tipim. Eee rejiye, durum komedisine ve lafları düzgün ve doğru söylemeye inanan bir oyuncuyum. İşte bunu da en çok Metin Akpınar'dan öğrendim tabii ki. Zeki Allah'sın Metin Akpınar'dan öğrendim. Daireye yeni taşındı. Ha. Şu anda da apartmanımızın yeni yöneticisi. <laughs> Hiç geleceğim yoktu be. Yani içinizde bitmek bilmeyen bir enerji var maşallah tahtalara vurarak diyorum. Birazcık bu enerjinin beslendiğiniz kaynakları merak ediyorum. Yani günde kaç saat uyursunuz siz? Nasıl dinlenirsiniz? Nasıl rahatlarsınız? Bu ya nasıl şarj oluyorsunuz? Valla ben aileyle şarj oluyorum hı hı. diyeyim. Ailem mutluysa, torunlarım iyiyse, herkesin işi yolunda, saati yolundaysa. Benim saatim ki genelde maşallah çok büyük sıkıntılar çekmem. Şimdi şikayet etsem dersiniz ki Allah'ın gücüne gider bunlar mı? İşte siyatik siniri tutar, dizim ağrır, yok öksürüyüm şu anda olduğu gibi vardır, hafif bir gribim olur, bir şey olur. Bunlarla şikayet etmeyi artık utanıyorum. Çünkü dünyada insanlar ne hastalıklarla uğraşıyorlar. Ee, ve bu halimle hep oyun oynuyorum. Çünkü sahneyi iyileştirir. Sahneye çıktığınız zaman e, bir takım hastalıklar yok olur. Bir tek son günlerde söyleyeyim öksürük yok olmuyor. <laughs> Devamlı elimde suyla böyle sahnedeyim. Seyirci neredeyse su verecek bana. Öyle bir öksürük krizi tutuyor evet, ki son günlerin sanacağım. hastalığı bu bence. Uykumu çok iyi uyuyorum. <laughs> Yani ben e, 11'de yatarım. Kendimi yattırtmam. Yani yatarım çünkü gelir uyku. O ne güzel. <laughs> Sabahta en geç 7 buçuk. Hmm. 8 buçuk 9'da uyanırsam göbek atarım. <gülüyor> <gülüyor> ben bugün çok uyudum. <laughs> ben bugün çok uyudum diye. <laughs> ne güzel. Ve kalktığım anda bütün antenlerim açıktır. <laughs> Öyle ayılma bir kahve içme, kendine gelme gibi bir. Mutlu uyananlardan Ay, Hem mutlu uyanırım. Şimdi artık yaşlandıkça da uyanıp Allah'ıma bin şükür ne güzel gün diye uyanıyorum. İnanıyorum bu telkinlere. Ne düşünürsen o olur fikrini yıllarca biz kabullenemedik ama şimdi kabulleniyoruz. Yani iyi düşün, güzeli düşün, sevgi tomurcukları açsın Güzelim. içinde. Çiçeği, böceği, havayı, her şeyi sev. Çok zor bu devirde. O kadar kötü enerjilerle, gri bulutlarla kaplıyız ki onun içinden sıyrılıp güneşi görebiliyorsan işte o belki insana enerji olarak dönüyor. Benim için ama aile, tiyatro iyi, her şey yerinde, saatim iyi, zaten ben iyiyim. Harika. Bir de kötü haberi çok okumuyorum. Hı. Kötü haberleri geçiyorum. Ekranda tartışma programında tartışmayı bile geçerim. Kötü bir insan var mesela işte sette <laughs> işte, falan sürekli negatifi için. Hemen uzaklaşırım. Hatta daha da ileri gittim son zamanlarda böyle dizilerde kötü karakterler oluyor ya diziyi bırakıyorum seyretmeyi dayanamıyorum ya çünkü deliriyorum onunla yaptığı kötülüklere bir insan bu kadar kötü olamaz Değil mi? deyip haksızlık olan olaylarda hemen geçiyorum neşe keyif aşk meşk. Hayatınız boyunca bu anlamda hep kendinizi rahata meylettiniz. Rahatlıkla yani yaşamak ve mutlu olmak için. Tabii tek ki zor gün Çok zor günlerde tek geçirdim. Ama tek rahatsız olduğunuz konu da daha doğrusu istikrarlı bir şekilde rahatsız olduğunuz tek konu da eskiden çocuklar konusundaki evham şimdi de torunlara. Aynı. Yani bu Mesela sizin gibi bir insan bunu nasıl aşamaz? Aşamam. E, uçak korkum var onu evet, da aşamıyorum. Doğru. 20 bilmem kaçıncı yüzyıla gelmişim hala <laughs> Kıbrıs'a bile <laughs> Evet. Gemiyle gitmeye kalkılır mı yani? Bunu hemen söyleyeyim. 20 Mart'ta Kıbrıs'ta oyunu var Hanım'ın ve feribotla geliyor sevgili Kıbrıslılar. Evet. E, Feribot, yani <laughs> sizin için neler katlanıyorum. <laughs> evet. Herkes uçakla bir saat 10 dakikada gidiyor. Ben ta İzmir'den Mersin'e, Mersin, e, Mersin taşıncı gemi 4 saat gemi öyle gidiyorum. Gerçekten bütün Kıbrıs'taki vatandaşlarımızın bu oyunlara lazım. Ya bunun lazım. üzerine gelmeniz şart. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Bir de bunun dönüşü var. Bir de. Aynı şekilde. Dediğim gibi bu uçak fobisi hiçbir nedende yok yani. Öyle birdenbire birkaç senedir böyle oldu. Çocuklara evhamı da mantığım kabul etmiyor. Yani mantıklı düşünemiyorum. Belki devrin çok kötü olmasından, etrafta kötü insanların olmasından, trafikte devamlı bir takım kazaların olmasından, şundan, bundan. Bunlar bize yükleniyor tabii. Evet e, Beynimizin arkasına. Ama yani bayağı oldunuz yetişkinken, sizi izlemeye geliyor, balkondan çok sarkma diye bağırıyorsunuz. <laughs> Ay Bunu nereden hatırladın? <laughs> bir röportajınızı dinledim. Evet, izledim. Konak Sineması'ndaydı, Hı. Deve Kuşu Kabare'yi... Metin Akpınar yıllarca benimle dalga <laughs> geçti. Murat'tı sanıyorum. Bayağı da... Demek ki... E, deve Kuşu Kabare 86-87... Evet yani bayağı büyük bir Hı. çocuk balkondan seyrederim anne dedi. Hı hı. Ya söylediğim laf ne olur seyrederken balkondan sarkma. <laughs> anne ya. Çok, Çünkü ben, balkonu değil yani tiyatro. <laughs> tiyatro, konak sinemasının balkonu. Çünkü şimdi ben maalesef biraz ileriyi hayal edebiliyorum. Hı. Kötü bir huy. Şimdi bu seyrediyor, bu merak ediyor. İşte ondan vazgeçiyorum artık. Evet. Balkondan sonra acaba kaç kişi var aşağıda diye bak yazmışa bak. İyi senarist olabilir. <laughs> Sarkıyor, kafası ağır geliyor, güm düşüyor. Allah Tiyatrocunun çocuğu oyun seyrederken düştü manşeti de görüyorum falan. Sonra bu bana sıkıntı yapıyor Tabii. ve bunu hiç utanmadan da dile getiriyorum. Umay, belki de dile getirerek bertaraf ediyorsunuz. Öyle evet, ona Yıllar anne. cetin tinakmalar benle gır, gır geçti. Hani çocuk 4-5 yaşında değil. <gülüyor> <gülüyor> Anneniz mi böyleydi acaba? Çünkü bu biraz annelerden öğrenilen evet. bir şey değil mi? Evet, annem biraz öyleydi. Bebek ilkokulunda okudum. Bizde bebekte yalı boyu denilen deniz kenarındaki evimiz vardı çok kısa bir mesafe. Annem camda benim her gün okuldan çıkıp gelişimi camda 5 dakika geçti, 10 dakika geçti, 12 dakika olursa niçin o 2 dakikayı nerede Hı -hı. diye sorandım. Ben babamı da merak ederdim Hı -hı. iş dönüşünü. Yani hep evde bir merak. <laughs> Bunun üzerine Metin de hiç merakı olmayan bir adamdı hmm. beni sinir ederdi. Ne rahatlık. Hani karı koca aranızdaki ilişkide kızdığınız, kavga Hı -hı. ettiğiniz neler dersen birisi onun aşırı rahatlığıydı. Bir anekdot hmm. olarak sana espri olarak anlatayım. Hmm. Bodrum'da Gölköy'de bir ormanın içinde evimiz var yıllar önce. Ormanın arka tarafında yangın başladı. Kıyamet koptu. Ben 5 dakika içinde 3 tane bavul yaptım. Ay. <laughs> Bir dakika, yalnız bavul yaparken şöyle, dolabı açıyorum, bunlar yanabilir, bunlar yanabilir, bu yeni bunu alayım, bu atılabilir, bu yanabilir, bunu boş ver. Seçerek üç bavulumu yaptım, İkimizin de arabası var. Araba anahtarımı aldım, iki bavulumla balkona geldim. Metin oturmuş, e, sağlığa zararlı maddeyi içiyor. <laughs> Yanında Nescafe'si. Nereye dedi? Yangın dedim gelir buraya. Hemen deniz kenarına aşağı inelim dedim. O dedi Nevra o gelene kadar dedi. Sen bana bir kahve yapsana dedi. Nasıl yani dedi. Ya o yaklaşınca ben anlarım dedi. Sen istiyorsan git dedi. Arabama binip Bıraktınız. balkonda kahve içti. Işte. Şimdi deniz kenarından da bizim ev ve yangın görünüyor. Bütün ekip toplandı. Metin abi ne zaman <laughs> Allah tam bir iki şey içinde söndürüldü. Rahatlığına bak adamın yani işte. Ben bunlara deli olurdum böyle. Aslında mantıklı. Evet değil mi? Yani orman yanıyor ama daha o gelene, gelene kadar. kadar. Niye rahatımı bozayım diyor. Çok haklı. <laughs> Allah'tan bir noktada da orta noktayı bulup birbirinize anlayış gösterip hani... E başka şansımız mı vardı? Yok tabii ki. Evet. <laughs> Kesinlikle yok. Benim Beni en etkileyen şeylerden biri. Hem yani anneniz babanız da dünya güzel insanlarmış rahmetliler Siz de evet. çok iyi yetiştirmişler ama özellikle babanızla olan ilişkiniz ve babanızın da çok seveceği belki de çok da benzeyen bir adama aşık olma hikayeniz. Yani evet. o hani Metin Bey sizi istemeye geldiğinde babanız zaten ilk görüşte tam kendime göre bir damat evet. de demesi. Çünkü gümüşlerle ve kiloluk çikolatalarla gelmedi. Bir gofret bir gülle geldi. Vay be tam bana göre adam dedi. <laughs> Ondan sonra Betin telaşlandı tabii ya. Annemle babamla tanışacak, babamdan bir ne, ne yapayım nevra falan. Ya dedim babam öyle bir insan ki yani onu da öyle getirmesen. Babama okuduğun iki kitaptan bahset zaten sana tav olur. Tabii Betin ki. çok okurdu. Ben onun kadar okumazdım doğruya doğru. Yani çocukluğumuzda okuduk da sonra her zaman başucunda kitaplar böyle dururdu. Bir tane seçerdi okurdu. Fikir değiştirsin diye onu değiştirir öbür kitapla falan devam ederdi. Aynı babanız gibi aslında. Babanız Babam da... yalnız kütüphane kaldı miras bana kitap <laughs> ve kütüphane her insanda. Onun için babamı tanıdığım için ya Metin bir gofret al bir tane de gül al hatta bahçeden kopar gel babamın umurunda değil dedim. Daha çok sever. Aynen öyle geldi tam bana göre damat dedi bir tek içtiği için şeyi zararlı <laughs> maddi, bir tek onu tasvip etmiyorum demişti bir tek onu. Bu anlamda yani çok şanslısınız hem de e, yani kadınlar yine babalarına benzeyen adamlara aşık olur tezinde doğruluyorsunuz bir noktada. Yani hem dünyaya bakış açısı, hem entelektüel birikimi, hem e, kadına saygısı. Hı hı. E, ya ben tiyatro yapacağım baba dedim. Hangi tiyatro? Tiyatro önemli dedi. Haldun Dorman dedim tamamdır dedi babasını da tanırım dışarıda da okumuş çok beyefendi biridir. ''Yapabilirsin.'' dedi. İşte eve nasıl gideceğim, geleceğim dedim. Bebek'te oturuyorum, Beyoğlu. ''Ben seni her akşam gelir kuliste alırım, eve getiririm.'' dedi. Hı -hı, çok büyük Yani Amerika'ya gideceğim dedim. Bütün formları o doldurdu. Sonra burs kazanamadığım için gidemedim. Hı -hı. Beni tiyatrodan davet ettiler. ''Tiyatrocu olacağım, profesyonel oyuna başlayacağım.'' dedim. ''Sen bilirsin kızım.'' dedi yani. Şahane, şahane. O Amerika'ya gidemiyorsunuz ve aslında da oraya gidemiyorsunuz. Bir aşk hikayesi başlıyor gidememenizle beraber. Metin Serez ile sizinkisi ilk görüşte aşk mıydı? İlk öpüşmede aşk mıydı? Valla <laughs> doğruyu söyleyeyim. İlk görüşte aşktı benim tarafımdan ama ben bunu daha kolejde son sınıf talebesiyken önce bir fan olarak aşktı. <laughs> ee, Erol Keskinle birlikte The Zoo, The Zoo Story... Hayvanat Bahçesi diye genel tiyatrosunda bir oyunda ben talebeyim, hiç Hı -hı. ilgim yok oyunda seyrettiğimde hayran kalmıştım. Ama oyunculuğuna tabii ki Erol Keskin'e de hayran kalmıştım ama Metin'in birazcık da hani görseline de kaldım. Yani, ve yani, ya edelim yani İtiraf ben edelim yani genç kız <laughs> orada falan çok hayran kalmıştım. Sonra bir yerde daha karşılaştık hiç beni tanımıyor. Hı -hı. Bir lokantada, hmm. ee, orada da kapıdan girdiği zaman hani böyle yıldırım vurulmuş gibi <laughs> olursun ya, <laughs> A, öyle oldum. Öyle oldu. Ama Metin gerçekten çok yakışıklı bir erkekti, vurulmayan kimse yoktu kadınınız. ve e, hiç unutmuyorum yani kocamı met etmek için değil ama bir oyunda oynuyoruz. Metin bir e, pilot olarak lacivert üniformasıyla kapıdan girerdi Dormen Tiyatrosu'nda oyunda. Hı hı. Bütün salon alkışlardı. Yani adamın görüntüsünü alkışlarlardı. Evet. Ücünü... Ve ben kıskanmazdım. O da Hiç da... çünkü o kadar gurur duyardım ki o haliyle. Hı. Düşün kapıyı açıyor adam yakışıklıktan alkış alıyor. Hı hı. Şahane. O kadar. Bir de yani, peki bu kıskanmama ve gurur duyma e, duygusunun altında aslında size o güveni de veriyor değil mi? Eminsiniz yani o yani sizin eşiniz. Sizin hem ruh eşiniz hem Aa, hayat herkese Evet o, eşiniz. o tip konuları hiç ben kötü düşüncelere evet, evet. sokmadım hayat boyu kendimi Emindim tabii ki evet. kendimden. Ama Metin'in her yaptığı işte ben onunla gurur duydum, onu hep sarmaladım, tebrik ettim. Aynı şekilde bir insan karşılığını alırsa devam evet. eder. O da benimle aynı şekildeydi. Kim 30 saniye sürdü. Fakat tüm Türk erkekler yıldızlar bana. Tabii o deve kuşu yörelerinde siz e, estiriyordunuz yani. estiriyordum o da kuliste hayran hayran beni Mıştı. seyrederken o devirde böyle şeyler yok. Paparazi kameraları. Hı. Arkadaşlarım normal fotoğraf makinesiyle çekerlerdi. Hı. Bir de polaroid'ler vardı. Hı. Çıkardı Hı. bak Metin abi seni nasıl seyrediyor oh. diye. Yani orada gerçeği görüyorsun çünkü. Seyrederken gözler yalan söylemez. Hı hı. O gözündeki belki o bakışı ben tanıyorum. Yani hı hı. bir kadını seyrediyorum, güzel bir kadını değil o. Ne kadar iyisin ve sana nasıl hayranımın bakışı o. Çok daha önemli. Çok, daha, Çok daha önemli. Onun için hep birbirimize destek, hmm. ne iyisin gel aslanım benim şahit. <laughs> hep öyle geçti 50 sene 45 sene. Peki birlikte oynadığınız ilk oyun aşk oyunu. O da yani çok... O işte başlamasıdır. Ve de ilk orada sahnede de öpüşmeniz. Evet o da çok zorlanmıştım. Çünkü ben <laughs> biraz çekingen bir tiptim. Biz öyle yetiştik. Bizim devrimizde öyle çok kolay flört falan edilmezdi. <laughs> hani kolejde okudum belki daha serbest diye düşünülür ama daha şey bir... E, arkadaş grubumuz vardı. Bu, bu konular çok ortada olan konular değildi o devirde tabii. de. Çekin geldim tabii. Nerede orada burada öpüşeceğim yani. Hmm. Tabii tiyatronun yeri ayrı. Ama Şirin Devrim sahneye koyuyor. Devamlı şu öpüşme sahnesini prova <laughs> yapalım diyor. Ya Şirin abla diyorum ne gerek var? Önce ezberimizi yapalım. <laughs> e ben görmek istiyorum. Mizansen vereceğim. Diye. Öpüşün diyor. <laughs> ben gene atlatıyorum. Metin de o kadar tecrübeli adam, o da çekindi. Ya, çünkü etkileniyor, bir şey var. O da çekindi, biz hep ertesi günü atıyoruz, ertesi günü atıyoruz, artık kadın kızdı. Ne bu ya dedi, ya dedi ne var dedi. bunda yani dedi. öpüşün. Yani demek ki etkileneceğimiz... Bilmiyor ki öpüşünce ayrılamayacaksınız. Biliyormuş, Biliyormuş. Değil kitabına mi? yazmış. Aa ya. evet, Şirin Devrim Ay. kitabında Nevra ile Metin'i ben aşık edip evlendirdim yazmış. Aa. Görüyor musun yani zaten? Hissediyordu, hissediyordu belki kadın ikide bir de bize öpüşün, tabii. İkide bir de öpüşün. Oh. E, rejisör dedi diye de öpüştük <gülüyor> <gülüyor> ve o çocuk 45 sene e, çok yani nasıl hissediyorsunuz kendinizi hayatınız boyunca o sizi gururla e, izleyen öyle bakan insan hayatı boyunca hep size öyle baktı yani 45 sene boyunca öyle baktı. E, tabii ki bir takım şeyler yani sırf sadece yıllar geçiyor belki hani 45 senenin sonunda Eskisi gibi genç, dinamik güzelliğin kalmıyor. Erkek de aynı şekilde oluyor. O zaman işte şu kalbine, ruhuna, enerjine neler yapabilme kapasiten var onlara aşk devam ediyor. Ailene karşı duruşun, çocuklarına tepkin, disiplinli oluşun, evi çekip çevirmen, Tabii. akılcı olman. Evet, şimdi siz tüyolar veriyorsunuz bize çok önemli bir kısım. Yani... Orada aşkı Hı. ve güzelliği görmek lazım. Hı. Eyvah aradan kaç sene geçti, şuram sarktı hemen bunu yaptırayım, şunu yaptırayım, karnımı içime çekeyim, kocamayı tabii ki güzel görün, Hı. temiz görün, fit görün ama bu devam ettirmek için bir şey değil. Başka devam şeylerle... ettireceğin şeyler. O kadar başka yerlerde ki. Ne yapardınız ki? mesela günlük yaşantınızda? Yani ben eminim ki siz her güne yeni bir proje, yeni bir ne bileyim seyahat rotası ya da yeni bir sizi motive edecek bir şey bulmakta çok muktedir olduğunuzu düşünüyorum, değil mi? ilişkinizi de. Vallahi en güzel olay arkadaş olabilmek. Hı hı. Yalnız Metin'in çok kötü bir tarafı vardı. Hiç dedikodu sevmezdi <laughs> ve yapmazdı. Ben severim. <laughs> Zararsız dedikoduyu severim. Tabii. Yani. Sen gelmişsin, işte şunu giydi, bunu oldu, çayı içmedi, simitten yedi, yemedi, sonra değil bana dedi ki bilmem ne, böyle dedikodu senin Aynen. aşk hayatını Hı. ya da bilmem neni irdeleyecek ya da anlatmak. kötü bir şey anlatmak için değil. Ama siz çok konuşur musunuz? Ben konuşurdum ama... Yani ikili olarak da konuşur musunuz? İşte ama? çok konuşurduk Hı. ama ben hep deşerdim, o dedikodu yapmazdı. Bugün tiyatroda şu oldu biliyor musun ne dedi, o bilmem ne. Ay bana böyle şeyler anlatma, e, ne alacak bunlara <laughs> derken... Ya o birazcık da <laughs> O da bana... Senar maçı anlatırdı. Yani beni de hiç ilgilendirmiyor. Tabii. Ya bugün işte Galatasaray'la bilmem nesi var. <laughs> Derbi şöyle oldu. Bilmem ne şeye gitti. Deplasmanda bilmem. Ben de böyle ona o zaman boş boş bakardım. <laughs> şurada televizyon, şurada koltuk. Onun burası maç kısmı. Hı hı. İşte maç oynanırken mesela ona tek kelime edemezsin. Hı. Ya da en yakın akrabanın düğününe bile gidemezsin. Aa. Hep derdi ki, bunlar da deli mi be? Fener maçı varken düğün mü yapılır derdi mesela. <laughs> ya. ya belki onlar fenerli değil, <laughs> sana ne? <laughs> o kadar kızardı. Gitmezdi. O kadar ben fanatik. öyle çok e, şık şık giyinip kapıdan bir arkadaşımı arayıp beni de alın Metin gelmiyor dediğimi Aa. bilirim ama bak. Şimdi bunlar da tüyoysa alın evet, diyor. Alın. Hadise çıkarmazdım. İşte bu çok önemli. Hadise çıkarmazdım. Mutlu olur muydum? Hayır. Hayır. Çünkü ben de orada kocamla olmak isterdim. Tabii. Ama düşünürdüm ki o kadar keyifli ki evde onu seyrederken. Yani niye ben onun o şeyine surat asayım? Ben gidebiliyor muyum? Gidiyorum. Gidim. Bana sen de gitmeyeceksin dese Tabii. bak hadise çıkar. Tabii. Ben gidiyorum. Hı -hı. Arkadaşlarım var. Mutluyum. O da burada mutlu. Hı -hı. Niye sonra gelip surat asayım gece? Evet, trip yapmıyoruz boş yere. Boş yere kendimizi de karşımıza ha, yani, gidmiyoruz. Bunu yapmayınca da yolunda gidiyor işte. Bir de sizin en önemli biri siz asla yatağa küs girmeyin diyorsunuz. Ya o birinci konu. Yani peki konuşamıyorsanız ya ne ne Konuşacaksın işte. Nasıl şey zorla mı? evet konuşacaksın veyahut da sen kabahatliysen. Özür dileyeceksin. Özür dileyeceksin. Bak yemin ediyorum sana Çoğu kez ben kabahatli değilimdir. Hmm. Ben gider özür dilerdim. Hmm, konu kapansın diye. Konu kapansın. Sizin iş evet bitsin. böyle bir tersin tersi mantığını söyle de var. Ben, evlilikte aldığımız bütün kararları Metin kendi aldı zannediyordu. Oysa ki hep benim kararlarım alınıyordu. Çok zeki kadınsınız Bir dakika her kadın böyle değil midir? Ama Çoğu her kadın bu, budur. Budur. Evet. Çok kadın istediğini erkeğine yaptırır. yaptırır. Bazı erkek üstelik de bazı erkekler bundan hoşlanır. Tabii. Karım beni yönlendirdi diye, hmm. bazı egosu yüksek olan, oğlak burcu olan. Oğlak işte kardeşim bu oğlak. Selam. <gülüyor> Dediğim dedik. Hı -hı. Değişmem, tutturmam, onu yapmam, bunu yapmam diyen tiplere Hı -hı. sen biraz alttan İşleyeceksin işleyeceksin. <laughs> Tatlı dil mi? Kadınsı duygular mı? Cilve mi? Ne dersen de. Her şeyi kullan, her yolunu Evet. Güzel bir yemek mi sunmak, hmm. sevdiği dolmayı mı pişirmek, hmm. içkisini mi getirmek, Ay. güzel bir gecelikle mi karşılamak, Aa. artık oralarını sizin <laughs> hayalinize bırakıyorum. Ekip mes. Ondan sonra yavaş yavaş şöyle yapalım, böyle yapalım. Erkek inan ki bir hmm. çocuk gibi e, kabul eder yani. Sonra da döner der ki neyi akıl ettim ben bunu değil mi der? Hı hı. Genelde böyle yapardım Metin. <laughs> Benim aklıma iyi geldi bu der. <laughs> Ben onu bir hafta işlemişim. Ya şahane. şahane. Bir hafta işlemişim. Ya bunu ben iyi akıl ettim değil mi? Tabii kocacığım. Nasılsınız? Nasıl. Tabii. Harikasınız, harikasınız. Ve hiç farkına varmazdı ya. <laughs> Vallahi çok saf tarafları da oluyor erkeklerin. Gerçekten mi? Burada böyle. hepsi erkek de. <laughs> evet. Vallahi yani bazen kadınlar çok kötüdür de erkekler saf. Yaratıklar olabiliyorlar. Çok harcanıyor erkekler aslında. Yani şimdi kendi hemcinslerimizi de doğruya koyalım ortaya da bilelim yani. Çabuk kanabiliyorlar bir kere. Bence de. Yani kariyeriniz boyunca e, o kadar fazla başarı var ki. Birazcık da onlardan size en etkileyenlerden konuşmak istiyorum. E, onlardan biri e, bu İngilizce oynadığınız, İngiltere'de hmm. turne yaptığınız, İngiltere'de şehir evet. şehir gezdiğiniz nalınlar oyunu var. Evet. Ee, çok büyük bir başarı yani ben şimdi sizin hayat yani özür dilerim ki kendimden utanım sizin hikayenizi böyle okurken öğrendim yani e, Türk tiyatrosu İngiltere'ye gidip İngilizce oyun sergiliyor. Haldun'un başarısı Muhteşem oradaki misiniz? Kıbrıs Türklerinin ve Haldun'un akıl edip hı hı. böyle bir Türk piyesi yapalım Necati Cumalı Nalınlar kimlerin İngilizcesi oynayabilecek durumda Göksel Kortay, Yıldız Kenter Yüksel Gözen, Haldun Dormen Kerem hı hı. E, Olabilir deyip Nalınlar'ın ekibini kurup ve İngilizce'yi gene Talat Alman galiba e, çevirdi. Yanlışım hmm. olmasın, o çevirdi. Provaya girdik, müthiş e, bir piyasa haline çıktı. Bir de bir Necati Cumali'nin, Türk evet, O da geldi bizimle, eşiyle oh. birlikte tabii Londra'ya ve hiç unutmuyorum, e, sizin yaşınız tutmaz. Hayley Mills diye benim devrimin çocuk yıldızı vardı. Onun babası da John Mills'dir. İngiltere'nin çok önemli. Sir oldu galiba hem de. Hı hı. <laughs> bir oyuncudur ve o oyuna geldi. Ayakta alkışladı. Kulise geldi. Benim ellerimden tuttu. Yıldız ablanı Ve dedi ki benim Fransızca'm çok iyidir dedi. Hı. Ama ben Fransa'da bir Fransız oyunu oynayamam. Siz Türksünüz. İngilizce oynadınız. Tek kelimesini şaşırmadım, ah. kaçırmadım. İnanamıyorum size dedim. Bak Mesesi benim için çok güzel bir Değil anıdır. Mi? Sir John Mills bizim elimizi tutup bize o devirde teşekkürlerini sundu ve inanamıyorum dedi ve turne yaptık İngiltere'de. Gerçekten çok büyük sükseydi. Çok büyük başarı. Yani benim için çok önemli bir olaydır. O devirde bile ee, çok aksettirilmedi buradaki Bence basına. Ee, sizin kariyerinize bunun gibi yani unutulmaz olan, yani sizde güzel ve gururlu hatıralar bırakan başka neler var? Gene böyle bir Haldu'nun U, U İstanbul diye gittiğimiz gene bir İngiltere ve e, İtalya Roma turnemiz vardı. O da Erol Günaydın'ın yazdığı bir müzikaldi. Onun da gene gittik İngiltere'de oynadık. O da çok başarılı oldu. Benim asıl ilk 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 ilk, ilk kolejde okurken Nancy Tiyatro Festivali'ne, Güngör Dilmen'in Canlı Maymun Lokantası'yla tiyatro festivaline katılışımız var. Hmm. Robert Koleji oyuncuları ve Amerikan Kız Koleji oyuncuları ve Dorothy Is ki önümüzdeki hafta Robert Kolej'de onun anma töreni olacak. Hmm. Ben koşa koşa gideceğim hmm. çünkü benim hocam odur. Hmm. Bana tiyatroyu sevdiren, bütün klasikleri zorla akşamları eve verip okutan hem de İngilizce ve de onların Shakespeare'in en ağır şeysi haliyle okuta. Ee, Aslı işkence gibi duyuluyor mu sizce? Yok. <laughs> yani ona çok müteşekkirim. Mesela orada bir Türk grubu olarak da çok başarılı olmuştuk. Canlı Maymun Lokantası'nı oynamıştık. Zirve de başlamış. Mesela benim için o seyahat de trenle gidildi ve yani ben biraz hikaye anlatırken komik taraflarını da biraz hiciv yapmayı <laughs> da seviyorum. Ee, tabii ki okul şeysi, paramız Hı. yok, uçak falan nerede, tren gideceğiz, <laughs> herkes arasında bölüştü. Vatan konserveleri aldık yanımıza <laughs> hep, torba torba, barbunya plaki ah, ve yaprak sarma. <laughs> üç gün sürdü yol, üç gün boyunca <laughs> Ay. torbadan çıkarıyoruz, bir konserve açıyoruz. Ben yani bir daha, <laughs> aradan o 40-50 sene geçti, benim bir daha konserve yemek <laughs> ye. bir şansım yok. Tabii. Ve 6 kişilik bir kompartıma. Bak, 3 gün gidiliyor yol. Böyle 3-3 üç, üç oturuyoruz. Oh. Karşıda 3, üç, burada 3. Vallahi bak böyleyiz. Tabii. Allah'tan hepimiz talebe, hepimiz tabii. arkadaşız. Gece oluyor mu? Ya solumuza yatıyorsun, <laughs> ya sağumuza yatıyorsun. <laughs> Gençlik var Tabii. tabii. Hıldır 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 gidiyorsun. <laughs> Plaki ver <versen. gülüyor> <laughs> ya sen de dolma kaldı mı dolmayı Ya çok Böyle güzelmiş. gittik böyle döndük. <laughs> Harikaymış. Sizin e, tabii ki tiyat o yıllarda hani hem tiyatrocu olup hem de Yeşilçam'da da başarılı olan say sayılı aktör var. Siz de onlardan evet. birisiniz. Evet, filmleriniz de çok özel döneme göre. Evet. Benim için Metres filmi çok özeldir. Aa, yani seninle başım... Kemal Sunalları bırakıp oraya mı geldin? Vallahi ben çok bayılırım o güzel filmde. Yani film, çok, çok güzel filmde. Seninle başım dertte de Selam Şahin'e şey, başlar. Çok güzel, Mesela yani o zamandan için bir kere isim bile çok iddialı. Öyle bir film yapılması, evet. hani bir e, gerçekten bir metres Türkan Şoray, hani Can Gürzap. Güzeldi o filmde, o yeşil bir elbisesi Sizde vardır öylesine. hiç unutmuyorum. Ve yani siz şu anda ruh hastası mısın sen diyeceksiniz. Ben şeyi bile hatırlarım. Hani sizin çekme karavanla yolcular gidiyorsunuz. Siz köpeğin çişi geldi diye yazıyorsunuz ya. Şey. Böyle Aa, ben unuttum onu vallahi. Hatırlıyorsunuz. Vallahi. Böyle, köpeğin çişi geldi diye yazıyorsunuz da araba dursun o diye. Bak neler hatırlıyor. <laughs> Harikasın. O, Orada size de bayılır. Bana daha çok da film teklifi gelmişti. <laughs> Fakat ben hep tiyatro manyağı olduğum için Hı -hı. sinema yaparsam tiyatro yapamam diye bir korku Hı -hı. geliyordu. O yüzden ta Kemal Sunal zamanına kadar onlar da çok değerli filmler pek isteyerek girmedim ya ya tiyatroyu yapamazsam hmm. ya tiyatrodan koparsam falan diye ve de yaptım film çok tuttu şansıma her film tuttu evet. belki iki tanesi iyi iş yapmamışlardır sonradan çok arttı hmm. mesela bir tanesi Levent Kırca ile olan ne olacak şimdi? Hı hı. Meşhur avukat olan film. Hı hı. Sonradan patladı. Ah, Bu televizyonda hı. gösterildikten sonra patladı. Hı hı. Zübük. Sonradan patladı. Hı hı. Kemal Sunal en sevdiğim hı hı. filmimizdir Kemalle. Eee tabii en tutanları Atla Gel Şaban Kılıbık falan onlar da. Ama mesela çekerdim. Çektikten sonra hemen Gene Çevre Tiyatrosu hangi tiyatroysa tiyatro. Aman aman o eksik kalmasın. Ama bir film daha teklifi gelirse o devirde bizler de çok büyük para da almazdık yani. Hmm. Hani maddi açıdan seni çok rahatlatacak bir şekilde bırakayım tiyatroyu da yapayım. Hmm. Durumu da yoktu. Hmm. Şimdi olsa maddi devir acı, çok değişik. Maddi açıdan sizin e, en fazla para kazandığınız şey herhalde alo reklamı değil mi? Bu çamaşırda bütün leke vekiller tamamen çıkmış. Mis gibi kokuyor. Alo reklamının haricinde inanmayacaksın dublaj o çizgi filmler, Wilma'lar, Flintstone'lar, Taş Devriler, Jet killer, Ay, bıcır ya. gıcırlar, fareler mesela onlar bana devamlı olduğu için Gıcır. sürekli bayağı para kazandırmıştı Hı. ve ben dublaja bayılırım. Tabii. Çok severek yaparım. Hala devam ediyordum. Yani gelse değilim. hemen yaparım. Şu öksürüğüm kesilirse yaparım. <laughs> Ay, çok iyi. Bir de son dönemde tabii ki Sihirli Annem. Rüyalar Beyaz Düşler Peki yenisinde niye olmadınız siz tekrar? Yani, Onu anlaşım. yapımcılara soracaksın. Aa, aa. <laughs> Herhalde yaşlandık diye olmadık. Olur mu? Evet. Olmadı. Siz. E, ben, ben aslında etmedim, olmamayı, falan. Iste, olmamayı <laughs> çok üzülmedim de bize hiç bahsedilmemesine ben kırıldım. Çok yani e, böyle böyle biz yeni bir e, oluşum içinde yeni bir kasla Hı -hı. devam edeceğiz. Aklınıza başka bir şey gelmesin Hı -hı. telefonu. O kadar jestli hoş olan bir şey olabilirdi ki, bir tek bana değil, bütün ekipte de, hiç kimseye. Yani o bana biraz e, acıtıcı geldi. Kaç senemizi verdik çünkü. Tabii ki başkaları da oynasın. Tabii ki yeni bir anlayışla yapılsın. E, yeni yorumlar katılsın. Orada değilim. Hiç söylenmemesi ve hiç e, haber verilmemesi zor geldi. Doğru. Çok haklısınız. Ben hiç böyle olduğunu tahmin etmedim. Ben siz kabul etmedi. <laughs> hayır hayır. Diye hayır. Ha belki de kabul etmeyebilirdim. Ha, Zaman evet. geçti. Artık gerek yok falan da diyebilirdim. Günümüz komedisinden birazcık bahsetmek istiyorum. Ee, çok kötü şeylere gülmeye başladı yeni nesil demişsiniz siz. Ee, yani sizin gerçekten bu dijital platformdaki Feyyaz Yiğit'in gibi dizisi, e, ko hani komediyle izlenenler. Mahsun J diye biri var. Geyinde takip ediyor musunuz bilmiyorum. Yani yeni komediyi nasıl buluyorsunuz? Takip ediyor musunuz? İşte kadın komedyenlerden işte hani Gupse Özay son dönemde Yasemin Sakallıoğlu biliyorsunuz o genaranda büyük bir show yaptı nasıl buluyorsunuz yeni komediyi? Şimdi çok komik bizim zamanımızda daha zordu güldürebilmek Hı. diyeyim politik bir şekilde cevap vereyim Hı. bana yakışmaz başka türlüsü Hı. ben geçenlerde bir iki talk show'u seyrettim. Hı. Ben hiç gülmedim. Hı, hı. Salon yıkılıyordu. Hı. E, o zaman dedim ki ben de bir hata var herhalde. E, daha zekice espriler bizim devrimizde yapılırdı. Bunun başında deve kuşu kabare tabii ki geliyor. Tabii. Ama şöyle de bir gerçek var. Yani o esprilerin çoğunu da Haldun Taner gibi bir usta yazmıştı. <laughs> Kandemir Konduk gibi bir usta yazmıştı. Hı hı. Müjdat Gezen gibi bir usta yazmıştı. Ahmet Gülhan gibi biri vardı. <laughs> Şimdi bunları söylediğin Hı -hı. zaman e, şimdi çıkan çok kolay gülmeler e, beni tatmin etmiyor. Hı -hı. Ama kabiliyet olarak çok mesela Gupse'ye hayranım. Hı -hı. Gupse benim kafamda bir komedyen. Durum komedisi yaratıyor Hı -hı. ve inandığı için role biraz kalın çizgili tiplemede yapsa o kadar kendi <laughs> inanıyor ki ona. Evet. Sana çok sert komiklik yapan gibi gelmiyor. Yasemin'i de çok beğeniyorum. Hı hı. Yaratıcı. Yani yaratıcı olmak ve de güzel yeni şeyler yapma, yapmaya her zaman varım. Kolay gülmeye karşıyım ben. Hı. Yani bir şey söyle ha 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 ha. Neresi ha 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 ha? <laughs> yani biz de mesela deve kuşu da o kadar ince detaylarla çalışırdı ki Metin Akpınar, Zeki Alasya. Bir espri için günlerce prova yapıldığını ben hatırlıyorum. Hmm. Bu lafı böyle mi söylersek komik olur, şöyle mi söylersek komik olur diye. Hmm. Yani öyle kolay değil. Aa, nasılsa gülünür. Şimdi nasılsa gülünüyor. Hmm. Anladın mı? Gülünmemeli. Daha ciddi olmalı. Hmm. Benim devrimdeki büyük komedyenler arasında mesela Oya Başar Levan Kırcalar, hmm. Demet Akbağlar, Yasemin, Yasemin Yalçınlar. Yani şimdi... O tarz komedyenleri ve o tarz o kadar uzun uzun çalışılmış komedilerin yanında günlük esprileri söyleyip gülmek bana basit Kolayca geliyor. Kolaycı geliyor. Kolaycı geliyor, evet. Sizin rahatınızı en çok ne kaçırır. Neden rahatsız olursunuz en çok? Dedikodudan ne? ama kötü dedikodudan. Türkü'dürüm. Haksız dedikodudan. Hı. Adaletsizlikten. E, Yapmadığım bir şey için suçlanmaktan. Hı. Senin ağzından başka birine sırf sana gıcık olunduğu için laf taşınmasından delirebilirim <laughs> yani. Doğru. Hatta bazen o kadar sinir oluyorum ki diyorum ki bir casus ses alma cihazıyla dolaşacağım artık. <laughs> evet, yani devamlı konuşurken çekeyim. <laughs> sonra hakkımda kötü bir şey buyurun. Bastım, geriye aldım. Buyurun. <laughs> İspat etmek için çünkü. Doğru. Bu yalnız kötü kötü bir şey için değil. Ben mesela <laughs> diyorum ki Sibel yarın 3'te gelmeyin <laughs> lütfen. 5'e kadar evde yokum diyorum. <laughs> Dörtte kapıyı vuruyorsun. Niye gel? E ben sana söyle. Yo söylemedin. Aa. Ay yo, söyledim. Beşe <laughs> kadar yokum. Tiyatrodayım. Yo yo yo. basit bir şey için Doğru yani da. iddia etmek. Hı hı. Doğru o çileden çıkarır. Evet. <laughs> tamam, kısa kısa sorularım var sizi rahatlatan, rahatlama notları diye. Tamam. Ee, sizi en rahatlatan filmi sormak istiyorum. Yani böyle gerginken izlediğiniz ve rahatladığınız bir film. Ay çok yıllar öncesinden çok seyrettiğim güzel komedi filmleri, romantik aşk filmleri, Sherbrooke şemsiyeleri müziğiyle, West Side Story'ler, hmm, yani o Love Story. Ay çok güzel. E, çok güzel öyle keyifli filmler. Peki. Onların hiç yeri de olmaz. Sizi en rahatlatan kitap. Şimdi kitapta tabii ki... E, her gününün şey rahatlatan diye bir kitap olamıyor ki. Çünkü şey kitaplarını pek sevmem. Hani kendinizi bulmaya çalışın. Yani Yok diye sevmiyorum. kişisel gelişimi falan. Onları sevmiyorum ama. Siz kitapsınız o konuda biz sizi okuyoruz. Yani, <laughs> yani. ama şeyleri severdim. Bir de bir Mario Simmeller, Sidney Sheldonlar öyle roman güzel aksın gitsin ben Hı. onu kapatayım edeyim. Solmaz Kamuran, Hı. Ayşe Kulin. Hı. Mesela bir Ayşe onları Kulin böyle okurken oyunu. onların dünyasına giriyorum. Ayşe Kulin genelde çok rahatlatan benim kafamda hikayelerde anlattığı Ve için, Zülfü oyun... Livaneli'nin kitapları mesela hmm, çok keyifle rahat rahat okuduğum kitaplar. Peki e, sizi en rahatlatan e, albüm yani bir soundtrack albüm olabilir yani denediğiniz şarkılar. Cem Adrian. Hmm. Ay stasyım, Ayranım. Hı hı. Nedense her şarkısında ağlıyorum. Ama öyle bir yok. onun şarkılarında ağlıyorum, bir de Selami Şahin'in. <laughs> Özledim senin benim zaten Metin'e hmm. ve anneme şarkım. Severdiniz. Onun ilk cümlesi başladı mı ben, ben severim. Sen ağlamayı. gittin ya yaşantımın bir anlamı ha, Hep kaldım. severim çok ağlamayı. Hani demeyin anlamı kaldı Yok anlamlı, hayır ağlamak güzeldir. Bence de. <laughs> Kıksık ağlar mısınız peki? Ya ben e, Metin'den sonra kendime saat koyardım. 9 buçukta 10 arası bir ağlayayım diye. <laughs> Bak, espri değil. Rahatlamak için Evet. Gerekiyor. Resmen. Ne oluyor o zaman? Selam Şahin açılıyor. Özledim Hayır, telenin... hiçbir şey açmaya gerek yok. Oturup koltukta... Tabii Nasıl Metin olsun. çok tesir ettiği için. Anıları falan düşürürken ağlayıp, ağlayıp, ağlayıp... Deyip ...sonra günüme devam etmek. Yani ben Hı -hı. hiç ilaç falan da kullanmadığım için... Eskiden arabada ağlardım. Hı -hı. Araba çünkü kapalı. Sen oradasın, Hı -hı. kimse seni rahatsız edemez. Hı -hı. Evde birisi kapıyı çalabilir diye. Hı -hı. Sonra baktım rahatlatıyor beni araba kullanırken ağlamak. O sırada hı hı. güzel günleri de düşünebilirsin, kötü günleri de düşünebilirsin. Peki size en rahatlatan yemek? Ya, her yemek. <laughs> yemek olsun diyorsun. En sevdiğiniz? Çerkes tavuğu. Oo güzel yapar mısınız? Annem çok güzel yapardı. Ben de onun öğrendiğimle deniyorum ama zordur. zordur. Çok Tabii vakit çok alır, zor. el oyalayan bir şey. <gülüyor> <gülüyor> şey. <gülüyor> ama <gülüyor> yani Sebzeleri severim. Akdeniz mutfağını çok Hı -hı. severim. Güzel. Ee, yaparım da yani güzel de elimin lezzeti vardır. Öyle dolmacı beceren tip değilimdir. Ya da hamur açıcı. Pazara gidip o sebzeleri otları oradan kendin oluyorsun Aa bayılırım. Değil mi? Bayılırım. Hı -hı. Hele Bodrum'da bayılırım. Hı -hı. Tanır yani bütün pazarcılar tanır <laughs> beni. Sizi en rahatlatan renk? Mor. Mor. <laughs> Tabii ki mor. Tabii ki mor. <laughs> Asaletin rengi. Kesinlikle. Ayrıca Para rengiyim işte. Aa, evet bereket. Sizi en rahatlatan spor? Yürüyüş. Size... deniz, Yüzmek. Evet. Sizi en rahatlatan dans? Hızlı danslar. <laughs> Hızlı danslar. Resmen çocuk gibi eğlenirim yani dansla. Sizi en rahatlatan şehir? Bodrum, Bodrum, Bodrum. Sizi en rahatlatan içki? Şimdi mesela güzel, bir değişir. <laughs> güzel bir yemekle güzel bir şarap. <laughs> Yazın akşamüstü bir cintonik, oh. ferahlatıcı. Ama böyle kimse yoksa yanımda, ortam güzel değilse hani büfeme gideyim de çıkarayım da tek başıma bir şey içeyim hiç aklıma gelmez. Hı -hı. Muhakkak kalabalık ve ortam olacak. Sizi en rahatlatan koku. Şuradan çok güzel bir Chanel 5 geliyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Onu beni çok rahatlatıyor. Sizin ne rahatlatan? Beni aslında bulamadığım için Hı -hı. bunu kullanıyorum. Aromatik eliksir. Peki sizi en rahatlatan erkek ünlü ve kadın ünlüyü soracağım yani hayatınızda hayat hikayenizde rahatlatan nasıl rahatlatan? Hayır yani gördüğünüz zaman sizi motive eden, modunuz düşükken yüzünüzü gülümseten hayat güzel şey ya dedi Muratla Selim oğullarım kadın ve de torunlarım ünlü diye soruyor musunuz? Peki şimdi, Murat o ünlü Murat'ı ünlü. Murat, ünlü. Murat evet, söylebilirim Murat, Murat Serezli Murat ünlü. ünlü kadın Aa, ünlü evet. Yıldız kentler olabilir hocalarınızdan yani. Yıldız sizi... çok bulaşamazdık hiçbir evet, zaman var. talebesiydim ama. Şarkılarından keyif aldığınız biri olabilir bir yazar olabilir Ayşe Kulin olabilir. Ayşe Kulin olabilir gene <laughs> Ayşe Kulin olabilir çünkü ben mesela Türkan'ı da çok severim karşılaşmamız konuşmamız vardır Hülya Koçyiği'yi <laughs> severim birlikte dizi yaptık. Sanatçıyla da beraber oldum. Melek Baykal'ı çok severim. Hı. Komşuyuz. Hı hı. O kadar çok sevdiğim arkadaşım, oyuncu arkadaşım var ki. Çok teşekkür ediyorum Nevam. Doyamadım. Ay canım, gene gel. <laughs> <Gelirim>. Gene gel. Tamam, <laughs> geleceğim, merak <laughs> etme. Hayallerim parça parça oldu. Zihnim karıştı. Şok üstüne şok. Şok üstüne şok. Sonuç bombok. Ya Avinözün. Ne olursa olur rahat olun bir bölümünden sonuna geldik haftaya yeni konuklarla bir arada olacağız. Hoşça kalın. abone olmayı unutmayın. <laughs>